Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ayancıları 2 ile karşınızdayım. Birincisi kanalın şu an en çok izlenen bölümlerinden biri. İçinde de 3 tane çok güzel tarif vardı. Şimdi bunda da aynı onlar gibi arkadaşlarla yenebilecek, ortadan dalınabilecek 3 tane süper şey yapacağım. Bayağı patates, soğan gibi maliyetsiz bir şeyle yapacağız. Ama görsellik, lezzet ve tatmin gerçekten bayağı yüksek olacak. Patatesi fırında pişireceğim. Diğer ikisi kızartma olacak. Patates fırında pişene kadar diğerlerini kızartırım diye önce patatesten başlıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Çakal lezzetler. Sarmal patates. Sarmal patates. Sarmal patates. Deoksiribonükleik asit. Sarmal patateste patatesin boyu ve şekli çok önemli. Zaten taze patates olduğu için adam gibi bir kabuğu yok yani. Normal patatesi bulaşık teliyle yıkıyordum ya. Bunda bulaşık teline bile gerek yok. Şöyle parmaklarımla biraz ovuşturunca okey. Sarmal patates için çöp şişler olur ya. Ortaklar çöp şiş. Onun gibi çöp şiş lazım. Patatesin mümkün olduğunca ortasından şöyle arkaya geçirdik patatesi. Bunu başarılı kesmek biraz el alışkanlığı isteyen bir şey. Ama zaten ortasında şiş olduğu için hani patates kopsa da çok büyük sorun değil ama kopmasın ki şık gözüksün. İnce ve hassas gideceğimiz için kocaman bir şef bıçağıyla değil de böyle daha ufak bir bıçakla yapsanız daha rahat olur. Burada bıçağın açısı önemli. Şöyle bir açı verecek ki spiral gibi devam ederek gitsin. Yani patatesten parça koparmasın. Bakın. Gayet şık, gayet hoş. Fırını 160 dereceye ısıtacağım. Bunu keserken bir taktik daha vereyim size. Bıçağı şöyle tutarsanız dönerken bu sefer buradaki kısmı patatesi koparıyor. O yüzden ucu şuna değecek şekilde yaparsanız o zaman döndürerek yapmak daha rahat oluyor. Bir de bunu böyle kestikten sonra patatesi böyle yaymak, elle yapmak zor oluyor. Bıçağın tersiyle şöyle hafif hafif dikkatlice açabilirsiniz. Bundan daha iyi işçilikler de sizden çıkar eminim. Şimdi bir kaba zeytinyağı koyuyorum. Zeytuin, parmesan, sarımsak tozu, tuz ve de galeta unundan bir karışım hazırlayacağım. Emirciğim, lan domatesle patatesle ucuza şey yapacağım deyip içine parmesan koyuyorsun diyorsanız hatırlarsanız Petra bölümünde de Cenk şefimiz de demişti ya bunun yerine eski kaşar kullanabiliriz, İzmir tulum kullanabilirsiniz. Yani böyle tam kaşar gibi değil de çünkü kaşar fırında hemen erir ve hemen üstü kızarır. Onun yerine böyle çıtır çıtır kıtırlaşacak peynire ihtiyacımız var. Galeta unu. Burada sarımsak tozum var. Mesela ince ince kıyılmış sarımsağı da bulayabilirsiniz. Zeytinyağıyla beraber o da olur. Yani yine orada sizin dokunuşlarınıza kalmış. Şimdi patatesleri zeytinyağı ile ıslatıyorum. Sonra parmesan. Çıtırlaştırması için galeta unu koyuyorum. Hazır. Burada da mesela bir miktar bir şey arttı. Bunu da tabii ki atmıyorum. Bunu da birazdan yapacağım şeylerde kullanacağım. Bir ayancıları birde de aynı malzemelerin iç içe olduğu bir menü yapmıştım. Şimdi de öyle yapıyorum. Yani markete gidip birkaç şey alıp 3 çeşit şeyi rahatça yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Hem çok lezzetli, görseli de çok güzel. İşte insanların karşısına çıkarınca insanlar da mutlu olur ama amacınız çok fazla insan doyurmaksa bu biraz vakit alan bir şey. Ama 3-4 kişiyseniz bence bunu yapın. Çok harika bir şey ve maliyetsiz de bir şey. Demin hiç tuz ve karabiber koymamıştım. Bu arada tabii siz de istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Siz de istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. ...160 derecede yavaş yavaş pişecek. Ben de diğer tariflere geçiyorum. Ve şimdi patlangoç soğan! Patır patır pat 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 pat!
Soğan halkası seviyor musunuz? Evet. Şov yapmayı seviyor musunuz? Evet. O zaman patlangoç soğan işte tam sizlik. Şunun maliyeti ne kadar? 25 kuruş bile değil. Soğanın güzelliği, nimetleri sayesinde çok şık ve güzel bir şey. Sırrı da onu nasıl keseceğimizde. Oldukça büyük ve düzgün bir soğan seçmeniz lazım. Burası soğanın en sağlam yeri. Şimdi kökünü kesmeden göbeğinden çiçek gibi dilimler atacağız. Böyle. Patlangoç soğan! Adeta bir krizantem çiçeği gibi, adeta bir lilyum çiçeği gibi, adeta bir baş vermiş nilüfer çiçeği gibi soğanımızı açıklandırıyoruz. Heh, lotus. Demeye çalıştığım çiçek lotustu. Patlangoç soğan! Şuradaki içeriğimizden biraz alıyorum. Hazır vardı nasıl olsa. Hop, aldım. Un koyuyorum. Olmuş. Daha bir kaşık yardımıyla yumurtalıyorum tekrar. Bunu kızartmak için bolca yağ ihtiyacımız olacak. Zaten sonra aynı yağda bundan bir sonraki tarif... Ne yapıyorsun? Lotus çiçeği mi bu? Lotus çiçeği kızartması. Yiyorsun, zen vücuduna doluyor. Vücudune Çağlar. Arkadaşlarımdan, sakallı olanlarından bazıları. Sakal tarzında. Siz takılın ya. Şey yapmayın. Oh! Emir nasıl olsa pişirir! Arkadaşlar şimdi ilk patlangoç soğanımızı kızgın yağa atmanın vaktidir. Uyarı. Arkadaşlar biliyorsunuz kızgın yağ tehlikeli bir şey. Yaparken lütfen dikkat edelim. Kızgın yağla çalışırken böyle bu tarz dökülesi ya da atıyorum kaynayan suyla çalışırken bunların saplarını hep ocağın sizin bulunmadığınız tarafına geçirirseniz çok daha iyi olur. Yoksa takılırsınız ve çok kötü sonuçları olabilir. Dikkat edin. Ya sen ne güzel bir şeysin. Bir soğanın olabilecek en karizmatik hali ya. Patlangoç soğan. İkinci soğanım var. İkinci soğanı ortadan ikiye böldüm yalnız yanlışlıkla. Ama yine de ben onu arasına sos falan koyup bir şekilde güzel görünecek şekilde sunarım. Sonuçta lezzeti aynı. Bu esnada bu patatesler oldu. Uzun uzun dursun ya. Mis gibi çıtır çıtır pişiyor. Şimdi of. Ya ben bunları servis tabağına alayım. Üf. Oha tam diyecektim ki. Bir tane şunun güzelliğine bir bakar tane mısın alayım. Gökçe ya? Evet, bir tane. Yok bunu veremem. Bak dur bir tanesi kopmuştu onu vereyim. Sen ye bunu burada göm. Ve biraz daha parmesan sepeliyorum. İçeride zaten patlangoç soğanın yanına süzme yoğurt koymuştum. Bununla da güzel gider o. Ama şimdi bunun yanına bir de ballı hardal yapacağım. Emirciğim sen ballı hardalı nasıl yapacaksın dediğinizi duyar gibiyim. Ballı hardalı karıştıracağım. O kadar. Ve bal. Hop. Arkadaşlar şimdi son tarif kaşar pane. Emirciğim sen kaşar paneyi neden en sona bıraktın? Çünkü kaşar pane zart diye pişiyor ve sıcakken güzel oluyor. O yüzden kaşar paneyi de yapıp arkadaşlarımın yanına götüreceğim. Ülkemizin kaşarları genelde yuvarlak oluyor böyle. Kaşar pane yaparken dikkat etmemiz gereken şey aha da böyle C4 gibi olacak kaşar. İsterseniz böyle çubuk çubuk herkes eline alsın yesin gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz büyük büyük de yapabilirsiniz. Kaşarı çok küçük kesmememiz lazım ki etli kalsın. Yardım edecek bir şey var mı Mehmet? Şurada yumurtayı kırıp çırpabilir misin? Ben yumurtaya dokunmayı pek sevmiyorum ki aslında. Yok tamam ben yaparım ya önemli değil. Emir! Ya oğlum! Bizim Özge de geliyor onu çağırdı tamam. Ben de çok patlattım. Çöp. Ben soğanı ben yaptım. Abi bol bol yapalım. Patates sonuçta. Ben yerim ya. Çok tamam. Var gayet olur. Patates nereden aldın bu arada ya?
Naber ya? Ben bunu yiyorum ha. Oğlum kapıyı kim açtı sana lan? Şuradan yumurtayı alabilir miyim acaba? Yumurtayı verir misin? Abi su şurada damacana da ya. Ya yemin ediyorum bu şarkıyı nerede duydun diye sürekli düşünüyorum. Oğlum 180 TL. Kıyam yok ya. Öğretemeyin kasar ya. Allah'ım nereye bırakıyor? Yumurta gerek. Aç oradan. Ben sana sümer. Arkadaşlar! Lütfen gidin, ben size yapacağım. Ne olur bir çıkın lan şuradan. Herkes bir çıkın ya. Vallahi bir çıkın. Ne olur bak siz tanıyın ya. Şunu alayım mı? Onu alma. Onu ne olur alma. Çok soğuk. Yalnız biraz önce ben kaşar istedim vermedim ve Çağlar'a verdin. İnanılmaz. Ben aldım be. Ya hepsi güzel tatlı insanlar yani yardım etmek amacıyla geliyorlar da. Arkadaş bu ne ya? Benim bir an kaldı. İyi oldu, iyi oldu, düştü. Neyse, sonuç olarak arkadaşlar kaşar pane hassas bir iştir. Kaşarı ne kadar pişireceğinize dikkat etmeniz lazım yoksa fış diye akar gider. Hop, yumurtaya buluyoruz. Kaşar pane bence gerçekten çok 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 güzel bir şey. Çünkü gündüz yenir, akşam yenir, ağır bir misafire yapılır, atıştırmalık yapılır. İkinci turu da yapacağım, o yüzden şu an çok özenmeden yapıyorum. Hop 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 hop. Şimdi bir tur galeta ununa bandım ama gördüğünüz gibi seyrek seyrek. O yüzden şimdi bir daha yumurta. Ve bir daha galeta uni. Hatırlarsanız bir ayancılarının birinci bölümünde çıtır tavuğu da böyle iyice sıkın diyordum. Bakın sıkınca ne kadar güzel kaplanıyor. 1 2 Yani timing önemli arkadaşlar. Bakın yanlardan patlak vermeye başladığı an alın. Kaşar panenin de sırrı budur. Yanlardan patlak vermeye başladığı anda hop. Kaşar pane de hazır. Ben bir tane yiyorum. Beni böyle çekebilir misin sosyal medyada? Fazlaca like alacağını düşünüyorum. Biz buna çocukken Game Boy derdik. Buna da köy Tetris'i. Bunda 9999 tane oyun var. Bunda bir tane. Yani şimdi oha 32 on. Ne bu? 33 on mu? Hayır. Bak bu ilk antensiz ve yılanın ilk olduğu.